Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu maddi ve özellikler olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Sesim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT fizik, madde ve özellikleri 3. adım testi olacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3. adımı çözüyoruz. Daha önce ilk 2 adımı çözmüştük ki arkadaşlar ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitapta yer alan bütün konuların arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz tüm konuların konu anlatımını, çözümlerini, bu testlerin tamamını bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar özellikle bu konu için 9. sınıfın kazanım kavrama testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testleri, tekrar testleri, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri kitaplarına da bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hepsinin de tamamı arkadaşlar yine oynatma listeleri şeklinde kanalımda mevcuttur. Onların da buraya linkini koyarım ya da videonun açıklamalar kısmında vardır arkadaşlar. Oraya linklerini koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Ki kanalımda aratmak da çok kolaydır arkadaşlar. Oynatma listelerine bakınca. TYT için bakıyorsan tabii ki 10. sınıf videolarına ve şurada bahsedilen TYT'lere de bakmanızı tavsiye ederim. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyecektim ki arkadaşlar ÖSYM sorularını gördüğünüz üzere çözemiyoruz. Neden? Çünkü ÖSYM'nin arkadaşlar telif hakkı var. Telif hakkı olan soruları da çözmemiz yasal değil. Yasalara da uyan bir vatandaşım, telif hakkına da saygı duyuyorum. Bundan dolayı telif hakkı olmayan soruları çözeceğim ki şöyle yapayım. Bazen arkadaşlar bunları çözmedin ama cevapları söyle hocam diyor. Peşinden onu da göstereyim arkadaşlar. Üçüncü adım madde özellikleri. Üçüncü adımın cevap anahtarı burada işte. 8 sorunun, tamam mı? Baktığınızda da buradan cevapları da görmüş olursunuz. Testin sonunda tekrar gösterim. Evet, 2 ile başlayalım o zaman. 2 diyor ki arkadaşlar aşağıda günlük hayatta karşılaştığınız bazı örnekler verilmiştir. Höbölüp lüp lüp lüp. Buna göre verilen örneklerde etkin olan fiziksel olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birincisi yanmakta olan ispirt ocağı. Sevgili arkadaşlar ispirt ocağını bunu şeye de benzettik, hatta bunu da konuşmuştuk. Bakın ikinci adımda çözmüştük arkadaşlar. İkinci adım testinin son sorusuydu. 11. soruda yine uzunca konuşmuştuk. Orada da ispirt ocağını konuşmuştuk. Buradaki fitilde arkadaşlar kılcal boşluklardan gaz yağı yukarı yükseliyor. Ve gaz yağı yukarıda yanıyor arkadaşlar. Bu kılcallıkla alakalıdır. Kılcallık. Tamam, güzel. Şu arkadaş kılcallık olacak. Buldum. 2 numaraya geldim. Su yüzeyinde duran para. Artık bu çok açık ve seçik. Aşikar olmaya başladı değil mi arkadaşlar? Parayı koydun. Para zor durur ama alüminyum para olabilir belki sevgili arkadaşlar. Bu neden oluyor? Suyun derisi vardır diye de bir söz vardır arkadaşlar. Öyle söylenir. Biz buna da yüzey gerilmesi diyoruz. Yüzeyinde bir gerilme olduğu için, yüzey gerilmesi olduğu için su üzerinde para batmadan durabiliyor arkadaşlar. Bu arkadaşta ne dedik? Yüzey gerilmesi. Baktım ki ikisinde de bu demiş. Keşke hemen çözseydik. Ancak üçüyü de gözden geçirelim. Üçüncüde ne diyor sevgili arkadaşlar? Lensin göze yapışması. Bak gayet açık ve seçik direkt söylemiş. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu... Şimdi ana dille eğitim çok önemli bir şey. Burada söyleyeceğim de. Bak bu adezyon, kohezyon gibi kelimeler yabancı kelimeler. Bak adezyonun Türkçe'de artık kullandığımız kısmı yapışmadır arkadaşlar. Yapışma. Bu da birbirine tutunma. Birbirine tutunma. Türkçelerini bilirsen çok daha iyi yaparsın. Hatta matematikte de permütasyon, kombinasyon var ya, artık onun adı arkadaşlar sıralama, seçme. Sen sıralamanın ne demek, seçmenin ne demek olduğunu bilince probleme yaklaşımın daha doğru olur. Bak burada adezyonun yapışma olduğunu bilirsen, bu yapışmadır. Artık adezyon, kohezyon laflarını da terk edilmesi lazım bana sorarsanız. Birbirine tutunma dediğinde bak yapışma var. Burada iki farklı maddeden bahsediyor. Birimiz, biri göz, diğeri de lens. Bu ikisinin birbirine yapışması işte yapışmadır. Ki kendilerine de İngilizce'de adezyon derler. Adhesivdir arkadaşlar. Çoğu yapıştırıcı varsa evinizde bakınız. Yapıştırıcının üzerinde adeziv yazarlar. Yazar yani. Yapıştırıcı demektir. Adezyon olacak yani. Tamam. Bu arkadaş bir maddenin bir başka maddeye yapışması arkadaşlar adezyon, yapışmadır. E dedik buna.
Anlaştık. Harika. O zaman ne duruyorsun? Hop. Sıradaki şimdi 1'i, 3'ü ve 4'ü atlıyorum. Ha, soruları da göstereyim. Görmek isteyen arkadaşlar olabilir. Bu 4. soru. Şu 1. soru. Bu 3. soru. Cevap anahtarını zaten verdim. Şu 5. soru. Görmek isteyen arkadaşlar için 6'ya geldim. Arkadaşlar 6. soruda da şöyle sesleniyor bana. Garip bir grafik. Enteresan. Sabit basınç. Bak, sabit basınç altındaki bir sıvının öz kütle kütle grafiği şekildeki verilmiştir ki vallahi böyle bir grafik olur mu bilemiyorum açıkçası. Tamam, verilmiş. Buna göre sıvının 1 ve 2 aralıklarındaki sıcaklık değişimi için ne söylenebilir? Tabi zaman da artıyor. Şimdi arkadaşlar öz kütle kütle. O zaman ben neyi biliyorum? D eşittir M bölü V'yi biliyorum. Değil mi? Buradan analiz yapabilirim. Arkadaşlar şurada dikkat ederseniz bak, birinci bölge için, birinci bölge D eşittir M bölü V yazalım. Birinci kısımda arkadaşlar kütle değişmemiş. Sabit tutulmuş. Hep kütle sabit. Ancak öz kütle sürekli artmış. Sevgili arkadaşlar bu sabit, bu da artmış. Şimdi bir bölme işlemi var. Bu bölme işleminde bak sonucum da D. Bunun artması için, M bölü V'nin artması için V'nin ne olması lazım? Azalması lazım. Değil mi arkadaşlar? Pay kısmı sabit ise kesir değerinin artabilmesi için paydanın azalması lazım. Bu durumda arkadaşlar ben hacmin azalması gerektiğini buldum. Peki şimdi sıcaklık değişimini soruyordu bana. Hacmin azalması için sıcaklık değişimi ne olmalı sevgili arkadaşlar? Azalması lazım değil mi? Çünkü soğutursan, bir maddeyi soğutursan hacmi azalır. Demek ki birinci kısımda arkadaşlar sıcaklık değişimi ne olacak? Azalır olacak. Azalırı bulduk. Doğru mu? Doğru. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde arkadaşlar gün kadar aşikar. Bak gün kadar aşikar. Biz bunu hop yine birinci testte çok. Hem birinci testte yaptık hem de ikinci testte de hatırlıyorum. Ha, birinci testte. Bak birinci testin birinci sorusunda, ondan sonra üçüncü sorusunda uzun uzun konuştuk arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç altında maddenin öz kütlesi sabittir. Bak burada öz kütle sabit kalmış. Kütle artmış. Arkadaşın öz kütlesi sabit kalmış. Dolayısıyla sıcaklık da basınç da sabittir arkadaşlar. Sıcaklık ve basınçta bir değişiklik olmaz. Diyarbakır dersin. Yine bunu matematiksel olarak ifade etmek istersen de D eşittir M bölü V. Bak kütle artmış. Kütle artmış. D sabit kalmış. Bunun sabit kalabilmesi için arkadaşlar payı arttırıyorsan paydayı da arttırman lazım. Değil mi? Güzel. O zaman hacmi artıyor hocam. Sevgili arkadaşlar hem kütle miktarı artıyor hem de hacmi artıyor. Yani burada M de artıyor, V de artıyor. Artan kütlesi ve hacmi. Bu arkadaşın sıcaklığında herhangi bir değişiklik yok. Tamam. Güzel. 7 numara ile devam edelim. 7 numarada güzel bir soru açıkçası. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu olan bir kap içerisinde her birinin kütlesi 20 gram olan özdeş silindirlerden. Arkadaşlar bu arkadaş da 20 gram, şu arkadaş da 20 gram. İki tane konmuş, şuradan gözüküyor. Hatta dikkat edersen bak 2H şu kadar, H da bu kadar. Boyu da ne kadar sevgili arkadaşlar? 3H kadar. Doğru mudur? Doğrudur. Ve her biri 20 gram. Silindirler konulduğunda kaptan 16, kaptan swing gibi oldu. Kaptan 16 santimetre küp sıvı taşıyor. Sevgili arkadaşlar şuraya gelelim. Şurası şeydi, neydi ya? Burası 3H. Değil mi? Bunu söyledik. H, 2H, 3H. Arkadaşlar hop şöyle bir sıvı taşmış. Taşan sıvı ne kadarmış? 16 santimetre küp. Ve bana soruyor. Buna göre silindirlerden birinin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Öz kütle eşittir kütle bölü hacim. Sevgili arkadaşlar kütle verilmiş 20. Şimdi bana düşen görev ne? Bu V'yi bulmak. Eğer ben V'yi bulursam 20 bölü V yapacağım, soruyu çözeceğim. Peşindeyiz. Bunu nasıl çözeceğiz? Sevgili arkadaşlar gelin şurada bakın şunu ayıralım. Şimdi bu arkadaş belli bir kısmı artmış. Ne kadar su taşacak? Şu battığı yer kadar değil mi? Şunun kadar su taşacak. Arkadaşlar şu arkadaşı değerlendirdim de. Şunun bir tanesi. Bak burası H yüksekliktir. Bu 2H. Ben şu kadarlık kısma V kadar hacim dersem.
H kadar yükseklikte ya. 2H kadar yükseklik ne kadar olur? 2V kadar olur. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar, o zaman benim hacmim bir cisim için 3V dedim. Aşağıda tamamı var. Bu da 3V oldu mu? Oldu. Sevgili arkadaşlar, dikkatini çekerim. Batan kısım ne kadar? Batan Güneş diye bir şarkı da var arkadaşlar aklınızda. Burası V kadar, burası 3V. 4V kadar batmış. Değil mi? Batan kısım bu. Sevgili arkadaşlar, batan kısım 4V. Battığı kadar da su taşıracak 16. 4V 16 cm3. O zaman buradan V kaç olur? 4 cm3 olur. Değil mi? Bir tane V. Benim cismim ne kadar? 3V kadar. 3 çarpı 4 eşittir 12 cm3. Geçmiş olsun. Ben zaten bunun peşindeydim. Burası da 12'ymiş. 20 bölü 12. Böl bunu 4'e 5. Böl bunu 4'e 3. 5 bölü 3. Hayırlı uğurlu olsun. 1 tam 10'da 6 devrediyor. Evet, kesirli olmuyor. Bursa dedik arkadaşlar. Kabul mü? Kabul. Gel 8. soru. 8. soru da şöyle diyor arkadaşlar. Şekil 1 ve 2'deki kaplarda A ve B gazları konuluyor. Şekil 1'deki X muslu açılarak kap içine aynı sıcaklıkta bir miktar daha A gazı ilave ediliyor. Artı A gazı. Tamam. Şekil 2'deki Y muslu açılarak B gazı dışarı çıkmayacak şekilde bir miktar su ilave ediliyor. Buraya da arkadaşlar su ilave ettik. Kabul mü? Kabul. Bu işlemler sonucu A ve B gazlarının öz kütleleri dA ve dB durumları duruma göre nasıl değişir? Güzel. Arkadaşlar gelin dA'yı bir analiz edelim. Şimdi dA dediğin M bölü V olacak. dB dediğin şey de yine M bölü V. Doğru değil mi? Aynen öyle. Bakalım değişiklikler nasıl olmuş. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben burayı açtım. A kadar gaz ilave ettim. Ne oldu? Bak, ilave edince gaz miktarı arttı değil mi? Dolayısıyla kütlesi arttı. Peki arkadaşlar, hacmi ne oldu? Hacmi değişmedi. Gazlar nedir arkadaşlar? Bulunduğu kabın şeklini alır, hacmi kadardır. Benim ilk durumda da hacmim bu kadardı. İkinci durumda da. Hacimde bir değişiklik olmadı. Sen şimdi şu niceliği bana söyle. Pay arttı, payda eşit kaldı arkadaşlar. Şöyle diyelim mesela 20 bölü 10'du. Bu 20'yi 40 yaptın, bu 10 sabit kaldı. Ne oluyor? Artıyor. Yani DA arkadaşlar artmış olur değil mi? Güzel. DA artar dedik. Artar, artar. Güzel. A ve C'de şu an ışıklar. İkinci duruma geldik arkadaşlar. İkinci durumda da, ikinci şekilde de açtım. Hiç B gazı çıkmadı karşı, dışarıya kaçmadı. Şuraya kadar su doldurduk diyelim. Suyu doldurduk. Şimdi buradaki moleküller nereye gitti? Şuraya geldi değil mi arkadaşlar? Bak, şuralara geldi. Şimdi yine burada D eşittir M bölü V dedik. Sevgili arkadaşlar, bana söyleyin Allah aşkına. Kütlemde herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. Ne kadar madde varsa o kadar madde var. Ne kadar tartarsam o kadar tartarım. M eşit. Doğru değil mi? Doğrudur hocam. Peki hacmi ne oldu? Arkadaşlar, artık benim daha önce meşgul ettiğim, işgal ettiğim yerleri artık su var. Su burayı doldurdu. B gazının bulunduğu hacim artık azaldı. Bu arkadaş düştü. Şimdi bana söyle, bu nicelik nasıl değişti? Pay sabit kaldı, pay da azaldıysa bu değer yine artar değil mi? Yine bunu sayısal düşünecek olursan. Bu arkadaş 20, bu arkadaş 10 idi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bak, 20 sabit kaldı. Bu 10'u azalt. 5 oldu. Bak, 20 bölü 5 4 olur. Daha önce 2 idi. Bunu 4'e indir. Bak, 5 olur. Artar yani bu. İkisi de artar çıktı. İyi mi? Artar artar. Otomatik kantar tartar. Tamam. A dedik. Harika. Sevgili arkadaşlar, yine cevap anahtarını tekrar göstereyim ben sana. Madde ve özellikleri. Hop, 8 sorunun cevabı da burada. Çözmediğim sorular var. Başta anlattığım sebeplerden ötürü. Ve size yine şeyi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Örnek sorular çözmek isteyen arkadaşlar, 9. sınıf bu konuyla alakalı. Eğer madde ve özellikleri çözmek istiyorsan, madde ve özellikler için 9. sınıfın bu testlerine bakabilirsin. Yok TYT çözüyorum ben dersen de 10. sınıfın bu testlerine ve aynı zamanda TYT'nin bu testlerine de bakmayı İhmal etme. Tamamı arkadaşlar kanalımda oynatma listeleri olarak mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.
Sağlıcakla kalın.